yaptığın kişi sadece öğrenciler değil, hafta sonunda kişilere de açıklıyor ücretsiz olarak. Böyle bir projeyi o dönemde büyük farkını göreceğini de gönülden inanıyorum. Tekrar hepinize teşekkürler, saygılar sunuyorum. Sayın Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Birkaç oluncaya kadar ben de bu kurumda iştirak ediyordum. Yıllar sonra 1973 yılında verimli bir toplantıyı geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki eskiden toplantıları düzenlerken bu kadar çok konuyu nasıl ağırlayacağız, nasıl böyle bir büyüğün altından kalkacağız diye endişe olabilirdik. Hem tarih hem doğa, ikisinin de bünyesinde yoğun bir şekilde bulunduruyor. Biz de valilik olarak özellikle kırsaldaki bu doğal güzelliklerimizin özellikle tarihi dokumuzla özellikle kent merkezi ve bu tarihi dokunun bulunduğu alanlarla doğal dokunun bütünleşmesi, entegrasyon noktasında gerek takip ve çalışmalarla büyük bir ciddiyetle ve büyük bir özenle yerine getiriyoruz. Bu konuda işimiz zor, onun farkındayız. Niye zor? Çünkü Kastamonu olarak biz 10 bin kilometre bir yol ayrıma sahibiz. 1054 köyümüz var, 4000'e yakın yerleşimimiz var. Bunun farkındayız ama bu konuda yapılmış olan geçmişteki güzel çalışmaları devam ettirme iradesi bizde de var. Biz de her sene bunun üzerine koyuyoruz. Şu an keşke vakit olsaydı bir günde saha gezisi yapsaydık, ilin dışına çıksaydı. Çünkü Kastamonu sadece şu an kent merkezinin olduğu yerde bir Kastamonu olmamış. 19 ilçesindeki barındırdığı güzellikler de Kastamonu olmuş. Dolayısıyla bu tür alanlardaki tarihi, kültürel alan dokuların ortaya çıkması noktasında bizlerin de günümüzde yoğun çalışmalar var. Bunların güzel uygulamaları örneklerini inşallah en bir sonraki toplantıda ya da ilk bir zamanda bu kapsamda bir gezi üzerinden sizlere burada keyifle gösteririz. Tabii Kastamonu Tarihi Kentler Birliği açısından da önemli bir şehir. Buna öncülük eden bir şehir. İşte Tarihi Kentler Birliği'ne öncülük eden her bölgemizden zikredilen isimlerin yanında tek il olarak zikredilen Kastamonu'ydu. Kastamonu sadece merkeziyle değil ilçeleriyle de Tarihi Kentler Birliği'nin bir parçası. Biz eski bir Sancak Beyliği bakiyesi olduğumuz için Cumhuriyet kurulduğundaki ilk 8-10 vilayetten bir tanesiyken bugün sosyo-kültürel ve ekonomik seviye olarak neredeyse 50'li rakamlara gelmiş durumdayız. Öyle zannediyorum Kastamonu önümüzdeki süreçte turizmde adından çok söz ettiren bir kent olacak. Çünkü tarihiyle, doğasıyla, Ilgaz'ıyla, Karadeniz'iyle, Şeyh Şabani Velisi'yle, Kanyonlar bölgesiyle turizmin bütün bileşenlerin için her kim ne arıyorsa ona cevap verebilecek nitelikte bir şehir. Herkesi Kastamonu'ya bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Sesimiz olan siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Ve Şeyh Şabani Veli'nin sözleri gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Daha sağlıklı günlerde buluşmayı umut ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum.